Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boyundan bağlamalı bustiyer bluzumuzu göstereceğim nasıl yapılacağını. Şimdi öncelikle ipimiz merserizi ip. Şöyle bir ip kullanacağım ben. Bakın Gala ismi. Tabii ki siz evde bulunan veya istediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Ölçü vermek gerekirse mesela şuradan şurayı ölçeyim. Bakın. Şurası 17 santim geliyor. Şu bölge tam göğüs kafesimizin olduğu yere gelecek. Şuradan boyundan bağlamalı ve sırttan bağlamalı olacak. Yaklaşık 36 bedene uygun, genç kızlarımızın güzel kullanabileceği bir model olacak. Tabii ki bunu ipiniz kalın olursa biraz daha büyük olur. Veya birer sıra büyütürseniz büyük bedenler için de şuradan da büyütebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben bu modelin nasıl yapılacağını şimdi sizlere göstereceğim. Benim tığım 3 numara. Genelde 3 numara kullanıyorum bütün örgülerimde. Şöyle bir iş, dediğim gibi şu kalınlıkta merserize bir ipim var. Şimdi tam ortadan başlayalım. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Alt arkadan bağcıklı olacak. Şöyle katladığınız zaman şu şekilde bir model. Bu modeli tabii ki örmesi nasıl oluyorsa tekniğini falan öğrendikten sonra kendi bedenlerinize göre uygulayabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak tam motifimizi yapacağız. Orta yerden başlıyorum. 6 tane zincir çekelim. Ve bu zincirimizi diğer ucu ile birleştirdiğim içinden kaydırarak kapattım. Bir yuvarlak oluşturduk. Yeni başlayanlar için, bilmeyenler için buralarını biraz detaylı gösteriyorum. Sonra 5 tane zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Tam boşluğa çıkarttık. 2 kere de çekerek trabzan yaptık. 2 zincir çektik. İlmek aldık. Yine boşluğa ikili trabzan yaptık. Bununla birlikte 3 tane oldu. Bakın tam ortası 8 tane olacak. 2 tane zincir çektik, ilmek aldık, tam orta yerine ikili trabzan yaptık. 2 zincir, ilmek alıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane olacak arkadaşlar. Tam orta yerimiz, motifimizin. Bir tane daha yapıyorum. Aralar 2 zincirle şu şekilde bir yuvarlak elde ettim. 2 zincir çekip ilk başta çektiğimiz zincirin aşağıdan başlayarak 3.'ye tam zincirin orta yerine ilmek almadan burayı kapatıyorum. İçinden kaydırdım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek şu boşluklara 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir de bu trabzanın tepesine bir tane yapıyorum. İlmek aldık. Tam boşluğa bir trabzan. İlmek alıyoruz. İkinci trabzan. İlmek aldık. Üçüncü trabzanımı yaptım. İlmek aldım. Dördüncüyü yapıp bakın bu şekilde ilmek alıyoruz. Bir de bu trabzanların tam tepesine. Yani 4 tane boşluğa bir tane tepesine. Bir. İkili trabzanla yapıyoruz yine. İki. Üç. Dört. Bir de hemen tepeye yapıyoruz. Bu şekilde
buraya kadar bütün boşlukları 4, bir de tepeye 5 tane doldurarak ilerleyelim. Sona kadar bu şekilde gelelim. Evet, bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Tam sona geldim. Şimdi ilmek almıyorum. Hemen ilk baştaki zincirimizin tam tepesine burayı içinden kaydırarak bağladık. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekip her bir bu trabzanların tepesine yine trabzan yapıyorum. 8 tane olacak bu baştaki zincirle birlikte. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu şekilde. Işıktan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama biraz çok güneş var. O yüzden kameraya da yansıyabilir arkadaşlar. Şimdi 8 tane yaptık. Yani şu gördüğünüz yıldızları oluşturacağız. Şimdi aralarda 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Bu 4 zincirden sonra ilmek alıp hemen hiç boşluk atlamadan yanındaki yine boşluğa trabzanımızı yaparak 8 tane daha devam ediyoruz. Her bir trabzanın arasına yani şu boşluklara tepesine 8 tane daha trabzan yaptık. Şimdi arada 1, 2, 3, 4 buradaki gibi zincir çekip ilmeğimizi alıp hemen yanda ilk boşluğa devam ediyoruz. 8 tane daha yapıyoruz. Bir, iki, üç tane oldu. Beş yıldızımız olacak. Yani bir, iki, üç, dört, beş tane. Şimdi yine bir, iki, üç, dört zincir çekip ilmek aldık. Hemen yandan devam ediyoruz. Şu şekilde bakın. Yine arada 4 tane zincir çekip ilmek aldık. 8 tane daha yapıp sona geliyoruz. Tam denk geliyor. Denk gelmediği zaman demek ki aralarda bir eksik yapmış olabilirsiniz. O yüzden önemli değil. Eksik gelirse bile hemen yanına dibine bir tane daha yapabilirsiniz. Sona geldim. 8 tanemi de tamamladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen şu başlangıç yerindeki bakın zincir çekmiştik. Onun hem tepesine ipimizi kaydırarak şu şekilde gördüğünüz gibi birleştirdik. Burada tabii ki kısaltarak yani eksilterek gideceğimiz için 1, 2, 3 tane zincir çektik. 3, 4, 5, 6 yani bununla birlikte
şuradan başladığımız için bir tane eksilmiş oldu. İlmek aldık. Hemen yanındakine 2 3 4 5 hepsinin tepesine yine arkadaşlar 6 tane yapıyoruz. Bakın hem buradan hem de buradan, bu ilk başlangıç yeri olduğu için çok belli değil. Bu taraftan belli olacak şimdi. Şimdi burada da 1, 2, 3, 4 zincir çekip hemen bu çektiğimiz zincirin orta yerine ilmeksiz bağladık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmek alıyoruz. Bu ilk baştakine değil, hemen ikincisine, çünkü eksilterek gideceğimiz için her bir yaptığımız 8 tanenin üstüne yanlardan eksilterek, yani 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, hepsinin tepesine trabzan yapıyoruz. 5, 6 tane yaptığımız zaman bir boşluğumuz kalmış olacak şu şekilde. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip yine tam bu boşluğa ilmeksiz kapattık. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip ilmek alıyoruz. İlk baştakine değil, hemen ikincisine trabzanımızı başlıyoruz. Altı tane yaparak yine devam ediyoruz. Bu sıramızda bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu zincirler 4 tane gergin oluyor derseniz 5 yaparsınız. Zaten üst sıralardaki zincirleri 5 yaparak devam edeceğiz şuralara. Kaç tane yaparsanız elinizin sıkılığına, genişliğine göre onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 4 çektim şu sırada, fakat siz çok gergin duruyor derseniz 5 de çekebilirsiniz. Önemli değil onlar. Siz elinizin ayarına göre yapabilirsiniz. Altı tane yaptım. Dört zincirle boşluğumu bağladım. Dört zincir çekip yine boşluğa. Şimdi burada 4 tane zincirimizi normal çektik. Hemen şu zincirimizin tepesine içinden kaydırarak bağladık. Şimdi bunlar 6 taneydi. 4 tane olarak gitmeyeceğiz. 5 tane yapacağız. Burada 1, 2, 3 zincir çektik. Normal hemen yandaki 1, 2, 3, 4, tabi bununla birlikte 5, yani 2 tane yaptık, buradan eksiltmeyeceğiz, 5 tane olması lazım. 3, 4, buradaki bıraktığımız gibi bırakmıyoruz, şu şekilde 5 tanesi sonuna kadar geldik, çünkü şu gördüğünüz yıldızımız sivri bir şekilde değil de biraz bombil olarak çıkması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz artık. Hemen bu boşluğa ilmek almadan
bağladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen şu boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 zincirle ilmek alıyoruz. Buna değil, bakın şuradan sayın. 3, 4, hemen şu ilkinkine değil, şu hemen yanındakine, ikinci sıraya. Başlangıçlarımız hep öyle olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5 trabzan yaptık. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip hemen boşluğa yine 5 zincirle bu zincirlerimizi tamamlıyoruz. 5 zincir çektim, yine ilmek aldım. İlkine değil tabii ki, şuraya hemen yanındakine trabzanımızı yapıyoruz. Her bir trabzanın tepesine 5 tane daha trabzan yaparak ilerliyoruz. Bunu da yaptık. Şimdi sona kadar bu şekilde beşli olarak aralarda 5 zincir çekerek sona kadar gelelim. Yaparken de elime bakmış olursunuz. Kapatmayacağım burada. Videomu biraz daha şöyle çekeyim. Evet. Bugün Ankara çok sıcak. Yanımda klima çalışıyor. Onun sesi de sizi rahatsız edebilir. Kusuruma bakmayın şimdiden. Eğer ki kameraya yansıyorsa bilemiyorum. Şimdi bakın şu şekilde sona geldik yine. 1, 2, 3, 4, 5. sırayı bitiriyoruz. Ta başlangıç yerimizden. Şimdi burada hemen zincirin üst tarafına İlmeksiz olarak her zamanki yaptığımız gibi bağladık. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi ilmek aldım. Bu 1 oldu. 2, bir de yanına 3 tane olacak. Burayı şimdi bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Boşluklara yapalım. 5 zincirle bütün boşlukları ilmeksiz bağladık. 5 zincir çektim diğerine. 5 zincir çekiyoruz. İlmek aldık. İlkini her zaman bıraktık hepsinde. Hemen ikinci trabzanın tepesine 1, 2 ve 3. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Hemen boşluğa bunu kapattık. Bu aralarda hep 5 zincir çekip şu boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 ilmek alıyoruz. İlkine değil, ikinciye 3 tane de yapıp sona kadar bu şekilde gelelim. Yani şöyle ilerledik.
8 yaptık, 6 yaptık, 5 yaptık, 3 yaptık. Sonra 2-1 diye tam bu motifimizi tamamlayacağız. Bu sıramızın da sonuna geldik. Bakın şöyle gördüğünüz gibi beşgen motifimiz, yani şurası beşgen olarak tamamlanmış olacak. Şimdi burada yine 5 zincir çekip sona geldik. Hemen sondaki şu zincirimizin tepesine bağladık. 1, 2, 3 zincir çektik. İlmek aldık. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. Yani 3'ün üstüne bu sefer 2 tane olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Yine boşluklara ilmek almadan devam ediyoruz. Beşer zincir. Tabii bu dediğim gibi elinizin sıklığına ve genişliğine göre değişebilir. Bunu istediğiniz gibi çok gergin oldu derseniz bir tane daha fazla yapabilirsiniz. Bol oldu derseniz gevşek örebilirsiniz. O zaman da 4 de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Duruşunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bakın. İlmek aldım. İlkini bırakıyoruz her zamanki gibi. Hemen ikinciye bir trabzan ilmek alıyorum. Yanındakine bir trabzan daha. Yani 3'ün üstüne 2 tane yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek devam edelim. Bütün boşluklara 5'er zincir çekerek ilmek aldım. İlki bırakıyoruz. İkinciye ilmek aldım. Hemen yanındakine 2 tane trabzanımızı yaptık. Son bir sıramız kaldı arkadaşlar. Son 2 tanenin üstüne bir tane daha yapıp beşgen motifimiz, yani şuranın motifi bitmiş olacak. Sona kadar yine aynı şekilde gelelim. İki tane trabzanı yapıyoruz. Zincirlerimizi ilmeksiz yaparak devam ediyoruz. Bu beşgen motifimizi arkadaşlar istediğiniz yerlerde de kullanabilirsiniz. İster battaniye yapabilirsiniz, ister başka bir şey, kırlent, her şey yapabilirsiniz. Bir bustiyer çalışması daha yapmıştık beşgen motiften, hatırlarsanız yine sayfamızda var. Mesela o da beşgendi. Onun gibi bunu da öyle bir bustiyer yapabilirsiniz. Tam göğüs çevrenize gelecek şekilde iki bustiyer, iki tane bu motiften örüp şöyle ekleyebilirsiniz. Yani motifiniz beşgen olunca her türlü yerde kullanabiliyorsunuz. Beş tane yapıyoruz. Sona geldik arkadaşlar. Yine zincirin tam üstüne birleştirdik. Ve burada sonuncu olduğu için bir tane yapacağız tabii ki. Üç tane yapıp sanki burası bitmiş gibi olacak. Ama bu tarafa devam edeceğimiz için üçün üstüne beş zincir çekip devam edelim. Yani bu taraftan geldiğimiz zaman şuradan bağlayacağız arkadaşlar. Burası da bir tane olmuş olacak. Yani burada 8 tane zincir çektik. Şimdi 5'er zincir çekerek devam edelim.
İlmek aldık. Tam tepesine bir tane yapalım. Trabzan bir tane. Çünkü bitti artık. Yine 5 zincirle boşluklara yaparak devam edelim. Sona kadar gelelim bu şekilde. Sona geldik. Ne yapmıştık burada? 8 zincir çekmiştik. Bunun 3 tanesine hemen bu son 5 zincirimizi 1, 2, 3 tanesine şöyle ilmek almadan birleştirdik. İçinden kaydırdık. Evet, bu şekilde bakın sanki tepede bir tane yapmışız gibi oldu. Bu şekilde beşli motifimizi, yani beş kenarlı motifimizi bitirmiş olduk. Şöyle de göstereyim. Şimdi burası neresi? Şu şekilde. Yani şöyle yapalım. Şu şekilde. Şimdi ipimizi hiç kopartmadan hemen bu tarafa geçiyoruz. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Burada motifimizi kapattık. Tabii bu kenar kısımları daha sonra, buralar bittikten sonra tüm çevresine gittiğimiz kısım burası. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektik. İlmek aldık. Şu boşluklara 4 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzandan. Evet. Hiç zincir falan çekmiyoruz. İlmek alıyoruz. Diğer boşluğa atlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Arada yine zincir çekmiyoruz. İlmek aldık. 1, 2, 3 ve 4. Şu şekilde trabzan yapıyoruz. Şu ortaya kadar, şimdi göstereceğim yine. Bir, ikili trabzandan 2, 3, 4 tane. Arada zincir çekmiyoruz. 4 tane trabzan yaptık. Sonuncuya geldik. 4 tane yaptık. Yani yine şurada göstereyim şekilli olarak. Şimdi burada orta yapıp devam edeceğiz. Nasıl mı? Orta yapalım derken buraya geldik sonuncuya. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptıktan sonra 1, 2 zincir çekiyoruz. Tam orta yerinde. İlmek alıyoruz. Hemen diğer boşluğa 4 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Yani burası ortası, şurası olmuş oluyor. Şurasını yaptığımız gibi şu köşeye kadar yapacağız. Bir, iki, üç, dört tane. İlmek aldık. 1, 2, 3, 4. Aralarda burada zincir çekmiyoruz. Sadece şu orta kısımda çektik. Dört tane. Sonuncuyu da yapalım. Yani 5 kenarın iki tarafını örerek devam edeceğiz. Şöyle göstereyim yine. Şu 3 kenarını ellemiyoruz.
Sadece bu iki kenarı örerek devam edeceğiz. Ne yaptığımızı da bilelim diye gösterdim. Şimdi geri dönüyoruz. 3 tane zincir çekelim. İlmek alalım. Hemen kenardan bütün trabzanların her bir tepesine yine trabzan yaparak bu şekilde ilerleyelim. İkili trabzandan bütün boşlukları doldurarak bu köşeye kadar gelelim. Orta köşesi şurası. Ben biraz burada hızlı gideyim. Hiç boşluk atlamadan dümdüz. Sonuncuya geldik. Burası orta iki zincir çektiğimiz yer. İlmek alıyoruz. Buraya bir tane trabzan yaptık. Ortadan biraz artırmış olacağız. Biz ilk sırasında şöyle, şimdi yaptığımız sırada bir tane artırdık mesela. İki zincir çektik ortada. İlmek aldık. Aynı yere bir tane daha yapıp burada birer tane artırmış olduk. İlmek alıyoruz, devam ediyoruz. Diğer tarafı ördüğümüz gibi her bir boşluğun, yani trabzanların tepesine tekrar ikili trabzan yaparak gidiyoruz. Yani bakın şu orta yerden bu şurayı artırarak gitmiş oluyoruz. İlk sıramızda bir tane artırdık şu an. Sonra iki tane. Yani bunu iki tane yapacağız. Şuraya bir tane yapmıştık. Diğer sırada iki tane bu tarafa, iki tane bu tarafa göstereceğim zaten. Bir anlatayım dedim. Bir sırada iki, bir sırada bir tane artıracağız. Bir sırada iki, bir sırada bir tane. Şimdi bir tane, sonra iki tane. Sonra yine bunun gibi birer tane, sonra ikişer tane diye artıracağız. Ta ki 10 sıra olana kadar. Zaten şurayı göğüs kafesinizden göbek kısmınıza doğru uzatmak sizin elinizde. Bunu 10 değil de 11-12 de yapabilirsiniz. Biraz daha üst yeriniz uzun olur. Şimdi sona kadar düz bir şekilde tekrar gidelim. Bakın bu kenar kısmını da göstereyim. Son geldiğimiz kısma böyle artırma eksiltme olmasın diye nasıl yapacağınızı göstereyim. Şimdi şurada ilmek alıyorsunuz sonunda. Bir çektiğiniz ilk zincirle bir tane trabzan var değil mi? İlmek aldınız. Bunun tam ortasına bir tane yapıyorsunuz trabzanı. Sonra bir daha yapmıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. 3 zincir çekip geri geldik. İlmek aldık. Bunun tam dibine, tam zincirin dip kısmına yaparsanız burada hiçbir eksilme, artırma olmaz. Yani burada kimisi şöyle yapıyor arkadaşlar, onu göstereyim size. İlmek alıyor, bu zaten bitik durumda. Şu zincirin üstüne bir tane daha yapmak istiyor. Şöyle bir tane daha yapıyor, düz durduğunu zannediyor. Fakat 3 zincir çekip geri geldiğinde bir de dibine yaparsan bu sefer artmış oluyor. Şimdi biz bu son şu zincirin olduğu yere yapmıyoruz. Bir tane yaptık bakın burada. Bu kenar kısmını da göstermiş olayım. 3 tane zincir çekip
Tam zincirin dip kısmındaki ilkine yapıyoruz. Bakın burada ne eksilme ne artma dümdüz şekilde gidecek. Her iki tarafı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi trabzanlarınızı yaparak orta köşeye kadar yine gelelim. Orta köşeye geldim değil mi arkadaşlar? Bak. Ne yapmıştık ilk sırasında? Birer tane ortaya artırma yapmıştık. Şimdi şu çektiğimiz iki zincirin ortasına bir ilmek kaldık. Önce bir, iki tane trabzan yaptık. İki zincir çektik yine. İlmek aldık. Aynı yere iki tane daha yaptık. Sonra bakın iki tane artırmış olduk bu seferde. Demin anlattığım gibi. Sonra trabzanla örerek devam ediyoruz. Yani bir sıra birer tane artırıyoruz. Bir sıra ikişer iki tane bu tarafa, iki tane bu tarafa. Şimdi bunun üstüne bir tane yapıyoruz. İki zincir çekip aynı yere bir tane daha yapacağız. Yani önce bir tane sonra iki tane o şekilde 10 sıra örelim arkadaşlar. Ben şimdi şöyle tutayım kafanız karışmasın. 10 sıra ördüm. Bu ortadan önce tek sonra çift tek çift tek çift tek çift tek olarak artırarak 10 sıra biraz büyüttüm. Sonra bu tarafını da hazır ettim. Ördüm. Diğer tarafını arkadaşlar şu şekilde. Şimdi size bu tarafta nasıl yapılacağını göstereceğim. 10 sırayı tamamladıktan sonra önce bir kenarını sonra diğer kenarını öreceksiniz. Ben bir kenarını ördüm. Şimdi size diğer tarafını anlatacağım. Şimdi şu şekilde bir göstereyim. Şimdi bu tarafını ördüğüm için şimdi bu tarafını öreceğim. Nasıl örüp şuradan eksilterek yani bir köşesinden yani şu motifimizin alt kısmına gelen köşeye gelen tarafını her bir gelmemde iki sıra eksilterek ördüm. Nasıl ördüğümü şimdi anlatacağım size. Bu köşeden başladım. Bu tarafını gösteriyorum size. Siz ipinizi kırmadan gösterdiğim gibi bu tarafını öreceksiniz zaten. Sonra ipinizi kırıp diğer tarafa geçeceksiniz. Normal dümdüz bu tarafta eksiltme artırma yok arkadaşlar. Şöyle tuttuğum zaman. Yani şu kısımda yok. Zaten bu şöyle olacağı için burası da düz olacak. Şu kısımda eksiltme yapacağız. Şimdi bu köşeye doğru geliyorum düz bir şekilde. Sırayı tamamladıktan sonra köşeden sonra bu taraf ayrı bu taraf ayrı olacak. Şimdi bunu örerek göstermek istedim size. Kafanız karışmasın. On sırayı bitirdikten sonra sadece bir sırayı işleyerek gideceksiniz. Zaten bilenler bilir hani örmeyi bilenler ama örgüye yeni başlayanlar için de eksiltmeleri göstereceğim sizlere. Şimdi köşeye kadar geldik. Bakın. Şu köşeye şimdi ilk yani 10 sıradan sonra 11. sırada geldim. Bir tane yaptım.
Şimdi tek taraf öreceğim için dönüyorum. İlkine değil, ikinciye ilmek kalmadan şöyle kaydıralım. Yani burada iki tane eksiltmiş oldum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekip devam edelim örmeye. Trabzanlarımızı. Burada bir daha göstereyim sizlere. Döndük bu tarafa. Zincir falan çekmedim. İlkinde değil, ikinci boşluğa ilmek almadan şöyle ilmeği arkadan aldım. Bunun da içinden geçirdim. Ve burada iki taneyi eksiltmiş oldum. Sonra 1, 2, 3 diye zincir çektim. Devam ediyorum. Bak burada iki taneyi eksilttim. Bu tarafta eksiltme, şöyle göstereyim. Şu tarafta zaten eksiltme yok. Şu orta yerin kenar kısmında eksiltmeler var. Şimdi buraya geldik. Geleceğim. Tekrar giderken buraya düz gelin. Giderken yine göstereceğim. Diğer köşeye geldim. Eksiltme, artırma yapmıyoruz burada. 3 zincir çektim. Geri döndüm. Devam ediyorum örmeye. Kenar kısmında zaten artırma eksilme olmaması için gösterdim sizlere. Devam ediyoruz düz bir şekilde. Şu uca gelene kadar yine eksilteceğiz. Her sırada eksilteceğiz bu tarafta. Eksilteceğimiz tarafa geldik yine. Sonuncuyu da yapıyorum. Bir, iki tane kalınca, yani bir trabzan bir de çektiğimiz zincir kalınca geri dönüyorum. Çünkü her sırada dediğim gibi eksiltme yapacağımız için dönüşte şimdi iki taneyi de böyle eksilttim. Dönüşte nasıl eksiltiyorduk? Zincir çekmiyoruz. İlkini bırakıyoruz. İkinciye çektik. İçinden kaydırdık. İki de burada eksiltmiş olduk. Yani her sırada eksiltiyoruz. Bakın. Gelirken iki tane bıraktım. Eksiltmiş oldum. Giderken de bu şekilde eksiltiyoruz. Düz bir şekilde tekrar gidelim karşı tarafa. Gidip tekrar gelelim. Yani gelirken iki tane bırakıyoruz. Eksiltmiş oluyoruz. Dönüşte de iki tane yine kesmiş oluyoruz. Gidelim yine göstereceğim dönüşte. Şu şekilde. Düz tarafa tekrar geldim. Dönüş yapıyorum. Dönüşte yine iki taneyi bırakarak geri döneceğim. Geri dönüşte yaptığımız işlemi tekrar yapacağım. Aralarda da göstereyim dedim sizlere. Aslında ipim çok o kadar koyu değil ama biraz ekranda koyu geldi bana. Çünkü bu modelden, bu renkten siparişimi yaparken sizlere de göstermek istedim. Şuraya kadar iki tane bırakarak gelelim. Evet.
Yine geldik buraya. Bir trabzan ve zincirimiz kaldı. Zincir falan çekmiyoruz. Geri dönüyoruz. Şu taraftan dönelim. Döndük. İlmek falan almıyoruz. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa çıkarttık ilmeğimizi. İçinden kaydırdık. Yine kesmiş olduk. Yani bu tarafı da bunun gibi şu şekilde keserek ta ki 5 tane ilmeğimiz kalana kadar şu ilmekleri bu tarafı düz şuradan keserek gösterdiğim şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuz çok uzun olmaması için diğer bir tarafı gösterdim zaten. Bu tarafı da aynı şekilde eksilterek 5 tane kalana kadar bu tarafı da bitiriyorsunuz. Zaten modelimiz bu kadar. Şimdi kenar kısmını göstereceğim size. Bu tarafı da bitirdikten sonra kenarını nasıl yapacağınızı göstereceğim. 3 sıra kenar yapacağız. Şimdi ben sizlere o tarafı bitirdikten sonra nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şuradan başlayalım. Şu köşeden başlayacağım ben size göstermek için. Siz tabii ki bittikten sonra köşe kısmından yani şu kısımdan başlayabilirsiniz. Şöyle nasıl yapalım? Şuradan başladım. Bütün çevresini alt kısım hariç yani şu kestiğimiz yerler vardı ya arkadaşlar. Oralara sadece üçer tane trabzan yapacağız atlayarak. Şimdi burasını ilmek alıyoruz. Şu boşluklara birden çekiyoruz. Yani bunun adı çakma trabzan. Ne sık iğne ne trabzan. İkisinin ortası oluyor. İlmek alıyoruz. Hepsini birden çekiyoruz. İlmek aldık. Boşluğa 3 tane bu şekilde. İlmek aldık. Diğer boşluğa hepsini bir çekiyoruz. İlmek alıyoruz. Boşluğa hepsini bir çekiyoruz. Yani çakma trabzan yaparak bütün boşluklara üçer tane yapacağız. Kenar kısmı bu şekilde devam edeceğiz. İlmek aldık. İlmek aldık. Diğer boşluğa. Her bir boşluğa 3 tane çakma trabzan yapıyoruz. Bakın 3 tane size yeterli gelmiyor, geriliyor derseniz, şurası sıkıyor derseniz 4 tane de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum şimdi. Kenar kısmımızın ilk sırası bu şekilde olacak. Şu köşeye geldik. Yani şu üst kısma. Burada bir tane daha yapıyorum. İlmek aldım, diğerine geçiyorum. Köşelerde 4 tane çakma trabzan yapabilirsiniz. Tam köşeye denk gelen yerde 4 bu tarafa, 4 bu tarafa. Sonra 3 olarak ilerleyeceğim. 1 2 3'er tane. Bakın bu şekilde doldurarak şu çevreyi şuraya kadar gelelim. Dediğim gibi 3 tane değil 4 tane de yapabilirsiniz aralara. 4 tane de trabzan yapabilirsiniz. Bakın şurada da göstereyim. Şunun gibi ilk sırasını doldurarak gidelim. Şöyle göstereyim tekrar. Bakın. Benim de biraz gerildi. Bu ipim biraz daha inceymiş. Bunu da 3 yapmıştım ama arkadaşlar ben de 4 doldurdum artık ortalarını. Dilerseniz siz de 4 tane çakma trabzan yaparak ilerleyebilirsiniz aralarını. Dediğim gibi yani gerilmesin 3, 4 hiç fark etmez. Şu şekilde dümdüz
aralara zincir çekmeden dörder tane çakma trabzan olarak bu motifin olan kısmını şu şekilde bitirdim. Bakın. Şimdi düz yerine geldik. Yani şu kısma. Bu kısımda da ilmek alıyoruz. Yine çakma trabzanı iki tane yaptım. Diğer sıraya geçtim. İki tane yaptım. Diğer sıraya geçtim. Bu sefer üç tane yaptım. Neden derseniz, yani şu sıralar var. Bakın trabzanların şu kenar kısımlarına çakma trabzanlarınızı, bakın şöyle tuttuğum zaman düz bir şekilde oluyorsa tamamdır. 2-3 gibi de ilerleyebilirsiniz. Dediğim gibi gerilmesin. Şöyle düz duracak şekilde 2 veya 3 olarak doldurarak ilerleyebilirsiniz. Önemli olan bu kısmın düz durması. Şu şekilde. Bakın. Gerektiği yerde 2, gerektiği yerde 3 tane trabzan yaparak ilerliyorum. Şu tam kenar kısımlarına. Bakın dümdüz bir şekilde. Tam kenarlarının şu zincir çektiğimiz, döndüğümüz yerlere içine değil boşluk olarak batarak, bakın şöyle. Zaten yaptıktan sonra boşluk olarak görünmeyecek. Bakın. Çakma trabzanımızı çevresine şu uca kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Dediğim gibi gerektiği yerde 2, gerektiği yerde 3 düz bir şekilde duracak şekilde yapalım. Sona geldim köşeye. Bu köşeyi de yine çakma trabzanla şu şekilde yuvarladım. Yani 5 tane kalmıştı, hepsinin üstüne yaptım. Şimdi burada şu gördüğünüz şunları şuralara, yani bu tek tek kestiğimiz yerler vardı. Bunlara üçlü trabzan yapacağım her birine. Şuraya da yapalım üçlü şey, pardon, çakma trabzan iki tane yaptım. Şimdi burada ilmek aldım. Şuna mesela şu kestiğimiz yer ikili trabzandan 1, 2, 3. Araya zincir çekmiyorum. 1, 2, 3. Dilerseniz bakın şöyle sık oldu derseniz araya bir tane de zincir çekebilirsiniz. İlmek aldım. Hemen şuraya. Hem bu kestiğimiz yerler gözükmeyecek. Bir zincir çekelim arada. İlmek aldım. Hemen diğerine. Yani şöyle şu kestiğimiz yerlerin her bir boşluğuna, direkt boşluğuna 3 tane trabzan yapalım. Bir zincir çektim diğerine. Bakın. Zincir
çekip de kiloş gibi duruyor derseniz zincir çekmeden ilerleyin. Dediğim gibi elinizin ayarına göre yapın. Düz duruyorsa sorun yok arkadaşlar. O tırtır gibi affedersiniz, tırtır gibi görünen yer bu şekilde kapanmış olacak. Bakın her bir eksilttiğimiz yere üçlü trabzan yaptım. Aralarına ister bir zincir çekin ister çekmeyin, düz şekilde duracaksa bakın şöyle göstereyim. Şurada da anlatmak istiyorum. Bakın üçlü trabzan yaptık. Neden? Bu araya zincir çekip alttan üstten geçirerek göbek kısmımıza gelecek şekilde bağlayacağımız için buraya zincir geçireceğiz arkadaşlar. Yani şuradan bir alttan bir üstten uzun bir zincir çekip şöyle göstereyim. Şuradan bağlanacak bu yaptığımız trabzanların şuradan şu şekilde bakın. Şu şekilde zinciri geçireceksiniz. İplerimizi biraz uzun tutup arkadan bağlama yeri yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk sırası bu şekilde. Buradan başlayarak şuradan başlamıştık. İkinci sırada ne yapmamız gerektiğini göstereceğim. İkinci sıramız bu alt kısma, yani şu trabzan yaptığımız yere dokunmayacağız. Sadece şuradan başlayıp diğer uca kadar ikinci sırası, sonra tekrar gelip üçüncü sırasını burada bitireceğiz. Yani bu alt kısmı sadece bu üç tane trabzanlarla sabit kalacak. Sadece bu üst kısma yapacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi buraya ellemiyoruz. İki sıra daha bu üst kısma gideceğiz. Tekrar ikinci sırayı nasıl yapacağımızı göstermek için yine buradan başladım. Tabii ki siz ipinizi bu tarafa ördüğünüzde kırmayacağınız için böyle de dolanabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Başlangıç olarak ilmek aldık. Bir boşluk bırakıp diğerine normal trabzan. Bir zincir çektik, ilmek aldık. Bir boşluk bırakıp diğerine. Tren yolu derdik eskiden. Şu kafeslerden. İki de zincir çekebilirsiniz. Ben de zincir tek veya çift hiç önemli değil. Kesin onu yapacaksınız diye bir şey yok. Herkes elinin ayarına nasıl düzgün duruyorsa o şekilde yapacak arkadaşlar. Bakın kafesimizi. İki tane de çekebilirsiniz. Bir boşluk bırakıp diğerine gerdirmesin yeter ki. İki zincir çekip bir boşluk bırakıp diğerine. İki zincir çekip bir boşluk bırakıp diğerine. İki zincir çekip bir boşluk bırakıp diğerine. Yani bu gösterdiğim çevresine komple şu uca kadar diğer ucuyla birlikte aynı şekilde buralarda dahil bakın şunun gibi olacak. Şu kafesleri yapıyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerine, bir boşluk bırakıp diğerine. Bu şekilde bu üç kenarı, ya pardon iki kenarı şurada olmak üzere bitiriyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada kenarı hemen göstermek istiyorum. Üçüncü kenarda hemen buradan göstereceğim. Siz başlangıç yerinden de başlayabilirsiniz. Bu kafeslerin içine bir tane sık iğne yaptım. İki zincir çektim, aynı yere battım. Bir tane daha sık iğne yaptım. Diğerine geçiyorum. Bir sık iğne, iki zincir, ilmeksiz oluyor. Bunları battık. Bir tane daha şöyle sık iğne. Bir sık iğne, iki zincir, tekrar batıyoruz. Bir tane daha sık iğne ile şöyle bir pirpirim oluşuyor.
Şöyle de yapabilirsiniz. Benim ipim ince olduğu için bir tane battım ya arkadaşlar. İki zincir çekip tekrar batıyorum. Siz şu şekilde de yapabilirsiniz. Batıyorsunuz. Bir tane sık iğne yaptınız. İki zincir çektiniz. Bir kere daha batmanız yeterli. Diğerine geçiyorsunuz. Sık iğne yaptınız. İki zincir çektiniz. Aynı yere bir kere daha batabilirsiniz. Kafanız karışmasın, daha kolay oluyor böyle. Benim ipim biraz ince olduğu için bu şekilde yaptım. İster öbür türlü, ister bu şekilde. İki zincir çekiyorum. Boşluğa tekrar batıyorum. Diğer boşluğa ilmeksiz battık. İki zincir çekiyorum. Bir daha battık. Diğer boşluğa geldim. Battık. İki zincir çekip tekrar batıyoruz aynı yere. Bakın bu şekilde. Şurası biraz daha sık. Burası biraz daha rahat olmuş oldu. Bu kenar kısmı da bittikten sonra bu şekilde tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu iki köşeden ipinizi buraya bağladınız. 3 tane trabzan arkalı önlü git gel yaparak uzunca bir şöyle bir kulp yapıyorsunuz. Boyundan bağlamak için uzunluğunu kendiniz karar verebilirsiniz. Ben hemen ölçeyim uzunluğunu. 3 tane trabzanla arkalı önlü yaparak tam 38 santim. 38 santim örmüşüm. Diğer tarafına da 38 santim ipimi buraya bağlıyorum. İkili trabzandan 3 tane geriye dönüyorsunuz. Tekrar bu şekilde boyun yerini de askılarını da yapıyorsunuz. Ve şöyle tuttuğunuzda burayı da arkadan bağlayacağız. Dediğim gibi buraya da zincir çekip veya bu şekilde de şu şekilde de yapabilirsiniz. Trabzanların içinden geçiriyoruz. Bel kısmımızdan bağlayacağız bunu da. Yani şöyle göstereyim. Arka kısmını da şuradan bağlıyoruz. Bunu istediğiniz, ister zincir çekin, ister başka bir şey yapın. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Yani modelimizin örüş şekli, biçimi bu kadar arkadaşlar. Takıldığınız yer olursa yine yorumlarda bana yazabilirsiniz. Instagram sayfamda Handan'ın örgüleri, oradan da ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir başka videomda buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın, sağlıkla kalın.